diş eksikliklerinde ya da estetik diş problemlerinde farklı protetik tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Bunları ana başlıklar altında toplamak gerekirse lamine, yaprak porselenler, zirkonyum kronlar, full seramik kronlar yahut metal destekli porselen kronlar sayılabilmektedir. Bu tedavilerden hangisinin uygulanacağına, hastanın beklentilerine, ihtiyaçlarına ve tedavinin uygulanacağı bölgeye göre karar verilmektedir. Hastada diş eksikliği var ise bu eksikliğin giderilmesi için implant üstü protezler yahut köprü protezler kullanılabilmektedir. İmplant üstü protezler kemik seviyesi yeterli olduğunda, uygun olduğunda ilk tercih edilecek yöntemdir. Daha doğal olan yöntemdir. Eğer herhangi bir diş eksikliği yok ise hastada çapraşıklık ya da dişlerde aralıklı olması gibi bir durum söz konusuysa bunların kapatılması için lamine yaprak porselenler tercih edilebilir. Bunlar dişlerin dış kısmından yapılacak çok küçük aşındırmalarla eksikliğin giderilmesi ve çapraşıklığın düzeltilmesi şeklinde özetlenebilmektedir. Eğer hastanın dişlerinde büyük kron harabiyetleri varsa ya da ciddi kuvvetlerin geldiği bölgelerde uygulanıyorsa o zaman full kronlar kullanılmak durumundadır. Bunlar full seramik, tam seramik kronlar, zirkonyum kronlar ya da metal destekli kronlar olabilmektedir. Bu tedavilerde tam seramik kronlar ya da zirkonyum kronlar metal destekli olanlara göre çok daha estetik, başarısı yüksek tedavi şekilleridir. Işık geçirgenlikleri doğal diş minesini çok iyi taklit edebildiği için diş rengini ve dişin canlılığını da aynı oranda taklit edebilmektedir. Ön bölgelerde çevresindeki doğal dişlerle ayırt edilemeyecek kadar doğal görüntüler elde edilebilir ve hastayı hem fonksiyonel hem de estetik anlamda çok mutlu edebilir.